Merhaba, hoş bulduk. Hocam hafta içi biz de Halk TV olarak oradaydık. Dolmabahçe'deki görüşmeleri takip etmeye çalıştık. Bir genel haline baktığınızda ne çıktı İstanbul müzakerelerinden? Şimdi bazı somut sonuçlar var ama sonuçta bu görüşmelerden ya da herhangi bir tek görüşmeden kalıcı bir ateşkes ve barış çıkma imkanı yok. Çünkü uzun bir süreç var, öyle görünüyor. Tarafların bazı kesin pozisyonları var. Mesela işte biliyorsunuz Ukrayna toprak bütünlüğü konusunda hassas. Hani bazı konuları Kırım gibi, Donbas gibi bunları liderlere bırakalım dediler. Ama sonraki açıklamalar mesela o an yapılan açıklamalardan daha negatifti. Belki siz de takip etmişsinizdir. Yani beklediğimiz ilerlemeyi sağlayamadık dediler. Bu biraz da hani Türkiye'nin hani isteğiyle, yani Erdoğan yönetiminin biraz bastırmasıyla hani oldu. Bundan sonraki görüşmeler zaten şu an şeyle devam ediyor. Video konferans yoluyla devam ediyor. Yani büyük bir kırılma noktası olmadı, onu söyleyeyim. Peki hocam, Türkiye'nin rolüyle devam edelim. Türkiye'nin üstlendiği rol öyle ya da böyle sonuçta görüşmelerin İstanbul'da yapılıyor olması, tüm dünya medyası da oradaydı. Japonya'dan Avustralya'ya, Ukrayna'dan Rusya'ya ve herkesin gözü sonuçta İstanbul'daydı. Daha önce de Antalya'da Dışişleri Bakanları bir araya gelmişti. İktidarın elini kolaylaştırıyor mu üstlendiği rol? Yani herhangi bir şekilde kime karşı kolaylaştırdığına hani bakmak gerekiyor. Ya yani bir defa şöyle söyleyeyim. Hani izlediği politika genel olarak yanlış değil. Hani bunu söyleyebilirim. Bir denge politikası izlemesinde bir sorun yok. Beni çok rahatsız eden kısmı buradan içeriye dönük bir kazanım elde etmeye çalışması. Yani bunu bir seçim başarısına çevirmeye çalışması. Yani bu AKP medyası hakikaten çok rahatsız edici boyutlara ulaştı. Hani bu şey diye, yani Erdoğan burada bir diplomatik zafer elde edecek. Sonra da bu da hani seçimlerde Erdoğan'a puan getirecek. Yani insanların öldüğü, ülke işgal ediliyor, bombalar patlıyor. Sizin derdiniz bu mu? Yani orada çatışmanın azalmasına, insani kayıpların azalmasına, hani bir barış gelmesine katkı sağlayalım demek varken, bakın sabahtan akşama medyası, yani yazılı medya, işte biliyorsunuz görsel medya, televizyon kanalları sürekli olarak neredeyse Zelenski ve Putin adından, Ukrayna ve Rusya adından daha çok Erdoğan adını vurguluyor. Sürekli hep Erdoğan önünde, Erdoğan önünde. Yani bu doğru bir şey değil. Yani Türkiye'nin, yani şuraya kadar götürüyorlar işi. Hani nasıl Erdoğan diyor ya böyle seçim konuşmalarında falan. Yani bizden önce buzdolabı yoktu, bizden önce bilgisayar yoktu falan. Hani şunu demeye çalışıyor. Bizden önce diplomasi yoktu, bizden önce Dışişleri Bakanlığı yoktu demeye getiriyorlar. Bu doğru değil. Yani yapacağınız işi yapın. Türkiye bu kadar rolü zaten oynar. Yani kim olsa oynar. Ben bunu daha önce söyledim sizin kanalınızda da. Balkanlarda, yani 90'larda Bosna Savaşı bitiminde, Kosova meselesinde falan, Türkiye'nin Makedonya krizinde buradaki diplomatik aktivitesinin 10 katını yaptı. Ama hiç kimsenin aklına gelmedi o dönem, böyle sabahtan akşama kadar. Bakın işte Ecevit ne kadar büyük bir lider, şu ne kadar, Yılmaz ne kadar büyük bir lider. Yani bunlar yapılır zaten. Yani her ülke bu tür bir rol oynamak ister. Türkiye'de toplanması, bunu söyleyeyim, yani sosyal medyada da var. Bu görüşmenin Türkiye'de yapılması Türkiye'yi bir dünya gücü yapmaz. Öyle olsa en az 3 defa Belarus'ta toplandılar. O zaman Belarus'un bir dünya gücü olması lazım. Yani Türkiye komşusudur. İki ülkeyle de ilişkisi vardır. Bu iyi bir şeydir. Hani şart değil, Putin gider ama Türkiye ve Rusya burada kalacak. Bu ilişki dinamiği devam edebilir. Türkiye burada, yani AKP hükümeti, Türkiye hükümeti burada bir barışa katkı sağlayacaksa bu konuda her türlü girişimi de sağlamalı, yapmalı. Erdoğan'ın da söylediği gibi birisi herhalde hatırlattı. Türkiye bir arabulucu değil. Türkiye kolaylaştırıcı, yani mekan sağlıyor. Buyurun gelin burada görüşün diyor. Onu kolaylaştırıyor işlerini yani. Arabuluculuk başka bir şey. Siz kendi şeyinizle gelirsiniz. Çözüm paketinizle gelirsiniz. Bazı öneriler sunarsınız. Karşı tarafla, görüşmeyen taraflar arasında arabuluculuk yaparsınız falan. Burada öyle bir durum yok. Taraflar karşı karşıya gelebiliyor, görüşebiliyor, pazarlık yapabiliyor, espri bile yapabiliyorlar. Dolayısıyla da bir kolaylık. Bundan sonra da devam edebilir. Yani tekrar burada da toplanabilir. Ya ben şey konusunda takıntıya gerek yok. Yani bu savaş nerede bitecekse, hangi şehirde bitecekse orada toplansın. Önemli değil. Yani buradan bir böyle kazanım, iç politikaya bunu kazanım olarak hani şey yapmaya çalışmak, hani dönüştürmeye çalışmak ahlaki açıdan doğru değil.
Tam da bunu sormak istiyordum. Rus oligarklar meselesiyle devam edelim isterseniz. Zaten bizim konuştuğumuz bir konuydu. Haftalardır ele alıyorduk. Çünkü Batı'da özellikle Avrupa Birliği'nde, İngiltere'de ve ABD'de mal varlıklarına el koyma kararına kadar gitmişti Rus oligarklar hakkındaki kararlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçtiğimiz hafta açık kapı bırakmıştı. Kurallara uygun davrandıkları takdirde gelebilirler diye. Abramovich'in önce iki yatı Türkiye'ye geldi ya da biz geldiğini öğrendik. Ama Dolmabahçe görüşmelerinde bir baktık ki Abramovich de İstanbul'da. Daha önceki görüşmelere de katılmış gerçi Kiev'deki, yine Rusya ve Ukrayna arasında, ama yine de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile olan fotoğrafı da az önce ekranlara getirdik. Bu bize bir şey gösteriyor mu hocam? Ya diplomatik açıdan doğru değil. Yani şimdi o görüntü de var orada. Yani İbrahim Kalın'ın muhatabı değil, muadili değil, yani mevkidaşı değil. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın muadili kabul ediyor Amerikan sisteminde falan. Amerikan Ulusal Güvenlik Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı ile doğrudan İbrahim Kalın muhatap oluyor. Yani Abramovich şu an hani neyi temsil ediyor? Ya yani Ukrayna heyetinde mi, şey mi, Rus heyetinde mi? Arabulucu esas Ukrayna şey mi, Abramovich mi? Ya yani bunun ne olduğu belli değil. Dolayısıyla da hani devlet kademesinde bir yeri yok. Resmi bir sıfatı yok çünkü. O yüzden de yani bir iş adamı, hani yani ne tür bir iş adamı olduğu da tartışmalı. Hani mesela Türkiye'ye yatırım için gelmiş birisi de değil. Hani olur, Cumhurbaşkanı görüşüyor böyle yani şeylerle, büyük yatırımcılarla görüştüğü oluyor falan. Ama öyle bir niteliği, yani Türkiye'ye ne yatırımı yapacakmış mesela, nerede fabrika açacak, ben hiç duymadım. Yani mesela Abramovich'in bu kadar değerli kılan şey nedir? Hani şuraya doğru gitti iş. Hani para getir de ne olursa olsun, hani gri para olsun, kara para olsun, yeter ki bize döviz lazım, dolar lazım. Gözümüz şeyde, doların rengi kırmızı mı yeşil mi? Dolayısıyla da hani bize dolar getir, kim gelirse gelsin, hepsi kabulümüz gibi bir hava yaratılıyor. Bu iyi bir şey değil. Uluslararası açısından da iyi bir şey değil. Bir de Amerikan sistemi uyardı Türkiye'yi, biliyorsunuz. Yani takipteyiz dedi. Galiba o da biraz işleri zorlaştıracak. Yeni bir Halk Bankası Zarrab davasına doğru gider bu iş. Evet, önemli bir noktanın altını çizdiniz. Şimdi bir haberimiz daha var. Ondan sonra sizinle devam edelim istiyorum. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ özellikle Suudi Arabistan konusunda önemli bir açıklama yaptı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında savcının dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi talebine olumlu görüş devredeceklerini açıkladı. Davanın nakli konusunda olumlu bir görüş oraya bakanlık olarak göndereceğiz. Davayı durduracak ve yargılama Suudi Arabistan'da devam edecek. Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. 26 sanıklı dava İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yürütülen davada savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini talep etti. Mahkeme konu hakkında Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına hükmetti. Adalet Bakanlığı bu görüşü iletmeden önce bir açıklama yaptı. Bakan Bozdağ olumlu görüş bildireceklerini söyledi. Devam edecek. Eğer Suudi Arabistan yargılamayı yaptıktan sonra oradan çıkan karar infaz edilirse Türkiye bakacak, o karar infazını değerlendirecek Türk mahkemesi. Eğer infaz yapılmışsa o zaman düşme kararı verecek. Bozdağ, Suudi Arabistan Mahkemesi'nin beraat vermesi durumunda Türk mahkemesinin yapacağı inceleme sonucu bir karara varacağını belirtti. Türk mahkemesi durdurma kararını kaldırıp yargılamaya kendi de devam edebilir veya bu kararı yeterli görüp kendisi de orada düşme kararı verebilir. Adalet Bakanı, Türkiye'nin elinde tutuklu sanığın bulunmadığına da dikkat çekti. Yargılamanın devri Türk mahkemelerinin yetkisini ortadan kaldırmıyor diye de ekledi. Suudi Arabistan makamlarının yargılamayı naklen oraya, Suudi Arabistan'a yargılamanın naklen devri Türk mahkemelerinin yargılama yetkisini ortadan kaldırmıyor. Bozdağ açıklamasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'le ilgili iade talebine de değindi. Bizim iade talebimizin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaştığını değerlendiriyoruz. Ama oradan şu ana kadar bize herhangi bir dönüş olmadı. Onlardan da cevap bekliyoruz. Bu adımlar akla
aynı soruyu getirdi. Suudi Arabistan'la bir normalleşme hamlesi geliyor mu? Gazeteci Musa Özurlu ve Profesör Doktor İlhan Uzger'le konuşacağız. Musa Bey, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba, iyi yayınlar. Biz duyar duymaz aklımıza aynı soru geldi. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, hatta Mısır gibi ülkelerle atılan normalleşme adımlarından sonra